Bir önceki dersimizde harita nasıl seçilir, rotamızın üzerindeki hangi haritaları nereden buluruz, harita kataloğunu kullanarak bunları nasıl tespit ettiğimizi güzelce anlatmıştık. Bu dersimizde ise arkadaşlar harita nasıl kullanılır, haritada yazanları nasıl anlarız ve haritada yapılan düzeltmeler nereye yapılır bunları anlatacağım. Hemen dersimize geçelim. İlk önce arkadaşlar haritayı önümüze nasıl alırız, haritayı nasıl okuruz buna bakacağız. Haritayı okumamız için arkadaşlar haritanın kitabe kısmını okuyabileceğimiz şekilde önümüze almamız olacak. Şimdi bu haritamızda kitabe kısmı sağ üst köşede bulunuyor bakın. Bu kısmı arkadaşlar biz okuyabilecek şekilde önümüze alacağız. Şimdi başka bir haritaya geçelim. Orada kitabe kısmı nasıl bulunuyor bakalım. Bu haritada ise kitabe kısmı arkadaşlar dikeyde bulunuyor. Diğer haritamızda yatayda bulunmaktaydı. Şimdi bu haritayı nasıl bakmamız gerekiyor? Dikey olarak bakmamız gerekiyor. Bu şekilde haritayı önümüze alacağız. Ve arkadaşlar kitabe kısmını bu şekilde incelememiz gerekiyor. Biz eğitimimiz sırasında yatay kısımda bulunan haritayı inceleyeceğiz. Evet, yataydaki haritamızı inceliyoruz. Şu an kitabe kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Haritamızın dili İngilizce değil. Bundan dolayı biraz zorlanacağız. Haritamız arkadaşlar İtalyan Hidrografi Başkanlığı tarafından yapılmış. Haritamız İtalyan haritası. Haritamızın ismi burada bu şekilde yazıyor. Haritamız Mercator olarak yapılmış. 1 bölü 100 bin ölçeğinde ve haritamızda derinlik metrik olarak verilmiş. Haritada arkadaşlar derinlik önemli. Onun için derinliğini haritada iyi öğrenmemiz lazım. Diğer haritalarda arkadaşlar haritanın köşe kısımlarında da haritanın metrik mi veyahut da fit mi olarak derinliği nasıl verildiyse bu yazmakta. Bu kısımlardan biz haritanın derinliğinin metre veyahut da fit olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Haritada kitabe kısmını arkadaşlar öğrendik. Şimdi haritadaki bizim pusula güllerimiz hangileri ona bakalım. Her haritada çeşitli miktarda pusula gülü bulunmaktadır. Pusula gülü ne işe yarar? Pusulamızı yakından inceleyecek olursak bakın sıfırdan sağ tarafa doğru bu şekilde arkadaşlar artmakta. Bu sayede biz yönümüzü algılıyoruz. Bakın sıfır kuzeyi ifade ediyor. 90 derece doğuyu ifade ediyor. 180 güneyi, 270 ise batıyı ifade ediyor. Biz rotamızı çizerken bu sayısal değerlerden yararlanıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar 1995 yılında 0 derece 40 dakika doğu olacak şekilde bir sapmaya sahipmiş. Bu yazan kısımdan ise biz CDMVT değerlerimizi buradan güncelleyebiliyoruz. CDMVT ile ilgili videomu da izleyebilirsiniz. YouTube'a CDMVT kaptan derece yazdığınız zaman bu videoyu bulabilirsiniz. Haritamızda koordinat değerlerinin ise arkadaşlar haritamızın sol ve sağ tarafındaki çentiklerden enlem, yukarı ve aşağıdaki çentiklerden ise arkadaşlar boylam değerlerini bulmaktayız. Bu koordinat değerlerini daha ayrıntılı olarak ilerleyen videomuzda mevki bulma ve mevki atma şeklinde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi de haritamızdaki derinlikleri şöyle bir inceleyelim. Haritamızdaki derinlik ölçü birimi metreydi. O zaman arkadaşlar burada 76 yazıyor bakın. Bu 76 yazan kısımda derinlik 76 metre diyebiliriz. Burada 88 yazıyor. Burada da 88 metreymiş. Bakın burada uzayıp giden bir çizgimiz var. Bu çizgimizde ise arkadaşlar çizgimizin arasına 100 yazmışlar. O zaman bu çizgimizin her yerinde arkadaşlar derinlik 100 metredir diyebiliriz. Haritadaki derinlik okuma kısmı da bu şekilde gerçekleştirilmiş olur. Haritada düzeltmeler sol alt köşeye işlenir arkadaşlar. Şimdi bu düzeltmeleri inceleyelim. Bakın İlk 2008'de düzeltmeler gelmeye başlamış. Son düzeltme kırmızıyla yazılan yer olmuş ve daha sonra 2009 yılında birçok düzeltme gelmiş. Bunları da 3. kaptanımız buraya işlemiş. Arkadaşlar burada bir fener düzeltme sonucunda değişmiş ve bunu buraya bu şekilde işlemişler. Haritalarda birçok sembol ve kısaltma bulunmaktadır. Bu sembol ve kısaltmalardan birkaçını inceleyelim. Bakın burada bir demirleme bölgesi oluşturulmuş ve bu demirleme bölgesi A ve B olarak da ikiye ayrılmış arkadaşlar. Ayrıca şurada tehlikesiz bir de batık bulunmakta.
Haritada birçok sembol ve kısaltma mevcut. Bu sembol ve kısaltmalarla ilgili daha detaylı bilgiye harita sembol ve kısaltmaları kitapçığından ulaşabilirsiniz. Haritamızla ilgili arkadaşlar isteyeceğimiz şeyler bu kadar. Kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve abone olarak yeni videolarıma ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.